iki araba çıktık yola. İstikamet Konya arkadaşlar. Ay yavrum be, ne yağıyor be. Ya arkadaşlar, Samsun'da öyle yağmur yağıyordu ki buraya geldik, burada yaz var ya. Vallahi. Konya Kuğul yolundan selamlar arkadaşlar. Şu an Konya Karapınar'dayız. Kırmızı Şimşek'i özlemişsinizdir. Kavurmamızı dildik. Şimdi yumurtamızı da kavurmamıza kurduk. Evet, kahvaltımız hazır arkadaşlar. Beyefendi kahvaltıya kalkmadı ama yine dayanamadım. Ona kahvaltı hazırladım. Kardeşim, senden Allah razı olsun. Afiyet olsun. Konya harbiden çok güzel bugün. Sıcak, güneşli. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Yeni videoyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü videomuz arkadaşlar, Allah nasip ederse, Samsun Konya güzergahı olacak. Yani biliyorsunuz beni, ben tır vlogundan başka bir video çekmiyorum. Araç gördüğüm zaman araç çekimi yapıyorum veya tanıtım yapıyorum. Ama bazı yorumlar gelmiş, Nizamettin abi daha değişik videolar çekebilir misin? Bizim işimiz bu. Biz bu işe, yani bu yola bu şekilde çıktık. Bu işte çıktık. Bu şekilde de Allah'ın izinden, Allah'ım yürü kulun dediği sürece devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bugün Samsun'dayım. Şu an Etibakır'dayım. Etibakır'dan yükümü alacağım. Ve istikamet Allah nasip ederse... Allah! Az daha düştüydüm Allah'a. Allah nasip ederse istikamet Samsun-Konya arası olacak. Bu seferki turumuz Konya. Vallahi bayağı bir açılmaya başladık. Konya'ydı, Eskişehir'di. Her yere gidiyoruz. Allah yavrumuzu altına alçak etsin. Şimdi aracımı yüklemeye geçiyorum. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar, aracımızı yükledik, şükürler olsun. İki araba çıktık yola. İstikamet Konya arkadaşlar. İki araç dediğim araç, ikinci aracımız da benim önceki eski arabam. Kırmızı Şimşek 4187. Onunla beraber aynı yere gidiyoruz. Şu an ya bismillah dedik ve çıktık yola. Samsun'dan çıkış yapıyoruz. Burası Bandırma Vapuru'nun olduğu yer. Ve şansımıza hava yine yağmaya başladı. Ben de diyordum ki arabayı yıkatırım, temiz temiz giderim diyordum ama olmadı. Zaten aracımıza vuran yağmur tutmuyor. Sebebi ise Çerkezköy'de hiç üşenmedim, erinmedim arkadaşlar. Aracımı sirkeli su yaptım. Sirkeli, bezi beraber. Her tarafını güzelce bembeyaz çiçek gibi yaptım. Hani bu pasta cila vurursun arabayı da parlar ya. Aynen o şekilde aracım parladı. Yani İstanbul Çerkezköy'den Samsun'a geldim. Hala da tertemiz duruyor, yani yağan, aldığı yağmur çamur böyle akmış. O kadar etkili bir şey. Sizlere de tavsiye ederim. Yani aracınızı bir kovaya su koyup suyun içine elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur fark etmez koyun. Onu güzel gene fırçayla bulaştırın veya bezle beraber silin. Camınızda ne bir sinek, ne bir leke, hiçbir şey bırakmıyor. Tertemiz yapıyor. Sizlere tavsiye ederim. Ve arkadaşlar, ben buradan sizlere bir bilgilendirmek için bu konudan bahsetmek istiyorum. Ya zaten meslektaşlarımızın çoğu bilir. Yani bilip bilmem önemli değil. Önemli olan uygulamak. Her zaman yeni yağan yağmurdan korkacaksın arkadaşlar. Korkacaksınız çünkü yeni yağan yağmur sabun gibi kaydırıyor arabayı. Mesela haberlerde görmüşsünüzdür. İstanbul İzmit yolunda, karayolunda zincirleme kaza oldu. Yani yağmur yağmaya başladı, yol kayganlaştı. Birdenbire işte bir kızaklama olayı oldu ve zincirleme kaza oldu. Çok maddi hasarlı kazalar oldu, yaralananlar oldu. Onun için her zaman dikkat etmek lazım. Yani böyle şarıl şarıl yağan yağmurdan korkmayın. Çünkü şarıl şarıl yağan yağmur zaten asfaltla temasını güzel bir şekilde sağlamıştır. Onun için kayganlık gibi bir şey yok. Ama siz yine de yağmurlu havalarda, yağışlı havalarda dikkatli gidin, temkinli gidin. Yani nerede ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Ve şu an çok güzel yağıyor. Bakar mısınız? O kadar güzel yağıyor ki muazzam. Onun için araç sırtındaysanız yani dikkat edin baba. Yani yapacağı bir şey yok. Önemli olan dikkat edin. Ya bir saat geç gidin, iki saat geç gidin. Önemli değil. Önemli olan sağ salim gidebilmek.
Mesela bakın şimdi ufak araçlar yağmur yağdığı zaman dörtlü yakıyorlar, gidemiyorlar. Ama şükürler olsun bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizim aracımızın tekerleri yüksek olduğu için biz her türlü yağışta gidiyoruz, şükürler olsun. Hay yavrum benim. Hay yavrum be. Ne yağıyor be. Aa. Hoppa. Hay yavrum. Hay yavrum. Mübarek. Bu sene kış gelmedi. Ya kış demişim. Bu sene yaz gelmeyecek herhalde baba ya. Şu yağmura bak ya. Arkadaşlar şu an Çakallı'dayız. Malum saatimiz de yani 12.30. Öğlen yemeğini burada yiyeyim diyorum. Bir daha yolda durmayayım. Benim zaten bu yol üzerindeki Menemenciler'deki tek adresim Demircioğlu. Şu an Demircioğlu Menemen'e karnımı doyurmaya geçiyorum. Diğer arabada büyük ihtimal bir yarım saat sonra falan gelir. Kendisi eve uğradı. Çamaşır falan alacağım dedi. Yedek çamaşırları yokmuş. Şimdi ben Demircioğlu'na geçiş yapıyorum. Ama bu sefer menemen mi yesem yoksa ızgara mı yesem ne yesem bilmiyorum. Ama bakacağız, şöyle bir yanaşalım da. Hayırlısıyla. Evet, şimdi bana afiyet olsun arkadaşlar. Karnımı doyurmam lazım çünkü aç karnına yola gidilmiyor. İşte buranın bir kötü yanı varsa tam böyle rampaya sığacak olduğumuz yerin az bir gerisinde ve arabaya böyle tam devirini yakalattıramıyoruz böyle rampaya çıkması için. Ondan yana sıkıntı. Ama bir deneyeceğim yine de. Şöyle bir döşeyim alttan yukarı. Bakalım artık ne kadar alırsa devirini. Kırmızı şimşek çıktı. Ben lavaboya gitmiştim. O benden önce çıkmış. Ama ben bunu yakalarım yolda. Sıkıntı yok. İşte bakın tam devrini yakalayamadı araba. Görüyorsunuz mu? İşte bu Çakallı rampası öldürüyor bizi ya. Şura var ya. Bir aşağıdan geliş, bir de buradan geçiş. Bu Menemencilere gereken rampa var ya, o rampaya çıkarken biz yorulanıyoruz. Bir de burada. Selahattin gidiyor, Selahattin. Az önceki havaya bak, şimdiki havaya bak. Yani o kadar muazzam yağmur yağdı ki. Yani dedim herhalde bu yağmur böyle devam edecek. Çakallı'ya geldim, hiçbir şey yok. Yağmur vura 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 gidiyor ya. Ha bayıldık. Normal yani arkadaşlar, aracımızda 27 ton var. Basar tonaj var. Basar tonaj olduğu için yani otomatikmen tabii ki rampada bu duruma düşüyoruz. Vallahi arkadaşlar şimdi Sungurlu'ya kadar geldik, şükürler olsun. Sungurlu'ya az bir yolum kaldı. Şimdi orada bir market olması lazım yolun sağında. Orada duracağım. Bu akşam ve yarın öğlen yemek malzemelerini almam lazım. Aracıma koyayım ki sıkıntıya düşmeyeyim. Ekmeğimi falan almam lazım. Yumurtam var zaten de. Bakalım peynir falan da alırım büyük ihtimal.
Arkadaşlar Samsun'da öyle yağmur yağıyordu ki buraya geldik, burada yaz var ya. Vallahi. Yani yaz havası ya, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor, biliyor musunuz? Bir de şeyde gelirken böyle Gava inmeden sağda da tır yağmurda demek ki ya hani fren yaptı ya rotarları çekti hızlı gene. Makaslamış böyle bariyere böyle araya makaslamıştı kelle. Büyük ihtimal ani fren veya rotarları çekti, arabayı makaslattı. Ondan dolayı buradan geçmiş olsun diyoruz kendisine. Tam rampanın belindeydi, duramadı. Burada polisler falan vardı. Onun için yani diyoruz yani ya, ilk yağan yağmurdan korkacaksın. Sabun gibi kayar abi. Nerede, ne zaman, ne yapacağını hiç bilemezsin. Hemen makaslarsın, kayarsın, Allah göstermesin. Çünkü hava aralar bayağı bir kaza oluyor. Yağmurlu geçiyor günlerimiz. Evet, herkese Konya Kuğul yolundan selamlar arkadaşlar. Şu an Konya Kuğulu yolu üzerindeyiz. Konya yolculuğumuz güzel bir şekilde devam ediyor, şükürler olsun. Kuğulu 16 kilometre, Konya 164 kilometre, Adana 390 kilometre. İki araba peş peşe gidiyor şu an. Önümüzdeki araba kırmızı şimşek. İnşallah çok gece olmadan varacağız. Yarın inşallah yükümüzü erkenden boşaltırız. Ondan sonra Konya'ya geçeriz. Konya'dan da yükümüzü alırız Allah'ın izniyle. Bakalım nereye yük bulacağız, nasıl yapacağız? Büyük ihtimal tur yapacağız. Yani hafta sonu dahil tur yapacağız diye düşünüyorum. Aynen geçenki Bursa İnegöl'den, Yenişehir'den Çerkezköy'e öyle dolan pazartesi salı Samsun'a düşmüştüm. Vallahi lan ne yollar varmış ya. Bu yollara niye böyle yamak yapıyorlar arkadaş? Yama oldu muydu yollarda, tamam bitti. Kaldır kuldur, kaldır kuldur, kaldır kuldur, devam. Şimdi gidince bir yemek hazırlarız. Bir yemek yeriz inşallah. Şimdi adrese bir varalım ailesiyle de. Ondan sonra yemek yaparız. Çekiliriz arabaya, küt. Hepsi bir şey yok. Evet arkadaşlar, herkese Konya'dan selamlar. Şu an Konya'ya geçiyoruz. Az önce bu Konya'nın girişine itibaren baktım abi, sağlı sola öyle güzel park yapmışlar ki, yemyeşil ışıklandırmışlar ve sonrasında böyle köprü gibi yerde küçük bir büyük yolcu uçağı, uçağın sağlı sollu tarafına merdiven yapmışlar. Vallahi Konya Belediyesi harbiden çok güzel çalışmalar yapmış. Her taraf tertemiz. Konya sanayi bölgesi ama harbiden takdir ediyorum. Vallahi güzel çalışmışlar. Saatimiz şu an arkadaşlar 11.30. Konya'dayız ve yemek dahi daha yemedik. Akşam yemeği. İleride bir yerde güzel bir yer bulursak, ışıklı böyle aydınlık bir yer, aracımızı çekeceğiz. Yemek yapacağız. Ne bileyim, belki de boşaltacak olduğumuz yere gideriz, orada yaparız. Daha karar vermedik. Şu an Konya semalarında yolumuza devam ediyoruz. Konyalı kardeşlerimize selam olsun. Otogar Afyonkarahisar şehir merkezi. Devam ki. Şu an Ayakkabıcılar Köprülü Kavşağı. Kavşağı. Adam ne güzel ışıklandırmış ya. Konya Büyükşehir Belediyesi. Öf. Vay be. Burası Büsan Özel Organize Sanayi. Aa, orayı da görmüş olduk. Antalya Şehir Merkezi. Antalya yolunda devam ediyoruz.
Karacapınar'a gittiğimiz için bu güzergahtan gidiyoruz. Valla şaka maka abaralar bayağı bir piyasa açılmaya başladık. Valla. Ama Konya'ya gelirken ara yollardan geldik. Dağ kestirme yollar varmış. Bilmiyorduk. Albaydın bir abimiz var, Konyalı. O aradı bizi, o tarif etti. Yavaş dayı. Mevlana şehri. Konya. Kanka nereye gidiyorsun? Isparta, Afyon, Karahisar, Adana, Karaman, Antalya. Şimdi buradan. Evet arkadaşlar, şükürler olsun ki adrese geldik. Şu an adresin yakınındayız. Çünkü geceden gitmedik, bakarsın bekçi yoktur dedik. Bize kapıyı açacak olan kimse olmaz, buralarda dolarla dururuz dedik. Böyle geldik, tam böyle adresin çarpık karşısındayız. Yarın sabah kalkacağız, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Çünkü bayağı bir gece oldu. Saatimiz şu an 1-1.30'a geliyor. Şimdi yatıyoruz arkadaşlar. Yemek işi iptal oldu, yapmadık çünkü gece oldu. Bu saatte yemek yersek bizi rahatsız eder dedik. Ve yattık, sabah kalkınca güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah. Sabah görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler. Selamun aleyküm canlar, günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Sabah saat 7'de kalktım, şu an sabah saat 7'yi 5 ve 10 geçiyor, o aralar. Ben kahvaltı hazırlayacağım için uyuyamadım, erkenden kalktım. Diğer arabanın şoförü uyuyor şu an, horul 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 uyuyor. Ben kalktım, saat 8'e kadar kahvaltı yapalım dedik, karnımızı doyuralım dedik. Gittiğimiz yerde, boşaltacak olduğumuz yerde boşaltırken orada yatar uyurum dedim. Burası Konya arkadaşlar. Konya Karapınar. Şu an Konya Karapınar'dayız. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir otel gibi bir şey var. Otel herhalde büyük ihtimal. Çok da güzel bir şey BP'nin yanında. Şu kırmızı şimşeğe yana bir gidelim bakalım. Bak. Kırmızı şimşeği özlemişsinizdir. Beyefendi uyuyor. Aslında şu an kahvaltı hazırlığı için hazırlıktan başlamıştır arkadaşlar, yani kahvaltı yapmak için. Şöyle ayaküstü bir göstereyim size. Şimdi kavurmamız var da kavurmayı hemen yapmayacağım. Tavuk taştığımız var. Çünkü bayağı bir şeylerimiz var. Bu tam neymiş bu peynir? Tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri. Yani inek peynirinin cahil olmayan, olgunlaştırılmış, yani olgun olanı şu an bizim masamıza yetiştirildi yani. Olgunlaştırılmış, şöyle gönderdiler. Dediler ki Nizamettin'e dediler, cahil peyniri yakışmaz, olgunlaştırılmış peynir daha iyi olur diye bunu tavsiye etmişler, bunu göndermişler, sağ olsunlar. Zeytinimiz, sarallemiz, işte çayımızı demleyeceğiz. İlk önce çay suyunu koyduk. Bilmiyorum, bakalım. Şöyle bir şey var. Bunlar yeter diye düşünüyorum. Fazlasına gerek yok. Çayımızı bir demleyelim. Ondan sonra bir de ufaktan bir melemen niyetimiz var. Bakalım. Ama çok da güzel hava var, Allah. Bugün var ya, çok da güzel hava var ha.
Şago, Şago. Allah, çaya bak be. Çaya gel, çaya. Kavrulur dediğim şu arkadaşlar. Şöyle bakın, yavaş. Kavurma. Yumurta. Yan yana olunca ne oluyor? Kavurmalı yumurta. Bugünkü yemeğimiz, yani bugünkü kahvaltımız Allah'ın izniyle bu şekilde. Zaten sabah insan fazla bir şey çekmiyor canı. Biz de aç kalmamak için karnımızı doyuralım, boşaltmaya gitmeden önce orada bir şey yiyip içemeyiz, bir şey bulamayız diye. Yerde müsait olmaz diye açtık dolabımızı. Burada kahvaltımızı yapacağız, gideceğiz. Bazen oluyor ki boşaltma yerleri dolap tarafındaki kapağı açtırıyorlar bana. Bu sefer ne oluyor? Kahvaltı işi iptal oluyor. Yani kahvaltı yapamıyoruz. Onu riske atamadım. Dedim riske gerek yok dedim. Şimdi kahvaltımızı şöyle bir hazırlık pozisyonuna alalım bakalım. Vallahi arkadaşlar şu an kavurmayı ne yapmışım biliyor musunuz? Büsbütün tavaya atmışım. Kafa kalmadı ki sabah sabah. İnsan bu kavurmayı bir parçalar. Kavurmamızı dildik. Şimdi bu kalmış burada. Bunu da eriyecek, parçalanacak arkadaşlar, merak etmeyin. Bir de buraya gelince ne oluyor? Kavurma bir yumurta oluyor. Ha yavrum, kokusu bile var abi şey ya. Nasıl yumuşadı görüyor musun lan? Evet arkadaşlar, şimdi yumurtamızı da kavurmamıza koyduk. Şöyle kavurmayla yumurtayı şöyle bir eşleştirelim, şöyle birbirine bir karıştıralım onları. Yani yumurta kavurmanın her bir tarafına sarılsın, yani kucaklasın yumurta. Kavurmayı kucaklasın. Evet, şimdi hadi çayımızın suyu ısınsın. Evet, kahvaltımız hazır arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaşı kaldıralım beyefendi. Sanki yemeğe yatağına götüreceğiz ya. Benim gibi tırcı arkadaşı kim istemez ki? Sabah kahvaltı hazırla. Onlar uyusun. Kasım. Kasım. Yol boyu restoranda kahvaltı hazır. İstersen yatağınıza getirelim. Saat 8 oldu. Ben kahvaltıya çıkıyorum. Hadi. Ya adamlara kahvaltıyı hazırlıyorsun. Her şeyi dört dörtlük hazırlıyorsun. Adamlar onu hazıra bile kalkmıyorlar ya. Adamlar hazıra bile kalkmıyorlar ya. Kalkan yer abi, ne yapayım? Bak bize bakalım. Kalkan yer. Neyse, ben şöyle ufaktan bir başlayayım operasyona. Evet arkadaşlar, kahvaltı yaptım, karnımı doyurdum ben. Diğer şoför beyefendi uykudan kalkamadı, uyanamadı. Kalkmadı açıkçası.
Ben ne yapayım abi, ben onu bekleyemem ama ya. Şu an Karapınar Devlet Hastanesi'nin karşısındayız. Ben kalk diye diye ağzımda tüy bitti. Hiç gerek yok. Bu Pancak Kooperatifi neredeydi? Şu ileride bir yerdeydi. Şöyle bir gidelim bakalım. Pancar fabrikası. Şurada olması lazım. Şu ileriden bir yerden dönmem lazım da. İnşallah dönmeye yakın yer vardır. Adamlar açmış zaten. Adamlar gelmiş. Ben şimdi buraya nereden geçeceğim ya? Kavşak var mı acaba oralarda bir yerde ya? İnşallah yakın yerde kavşak vardır ya. Vay anasını arkadaş. Lamba var ama buradan da dönülmek yasak. Nasıl döneceğiz? Buradan dönemeyiz ki. Şu şeytanları kaldırayım ben yine. Ulan ne sakat yere geldik ya. Neyse böyle gideyim. Öyle kafayı öyle vereyim. Böyle geleyim bir daha böyle çıkayım bari. Ne yapayım? Beyefendi kahvaltıya kalkmadı. Şimdi ben arabamı boşalttım. Ama yine dayanamadım. Vicdanım el vermedi. Ona kahvaltı hazırladım. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Dur. Ne yaptık? Çay suyunu koyduk. Çayı ısıtmayı unuttuk. Kafa bırakmadı ki bizde uşak. Şimdi burada kahvaltı hazırlıyoruz burada beyefendi. Neyse ben de çay içerim bari de. Böyle çok şey yok. İşte bu vicdani durum var ya, vicdani durum. Vicdani durum her şeyin önüne geçiyor. Ah, neyse bir gelsin de şu karnına bir doyusun bari. Evet, sabah uykunu bölemiyorsun beyefendi. Duyuyorsunuz mu beni? Kardeşim senden Allah razı olsun. He. Sabah beni kaldırmaya kıyamadın. Kıyamadın değil, kalkalım da kahvaltı yapalım dedik ama uyanamadın yani. Uyanamadım, evet. Kaç saat yol geldik hiç durmadan? Durmadan en aşağı bir... Kaçta çıktık oradan, onda mı çıktık? 10 gibi çıktık, gece saat 2 gibi buradaydık, doğru mu? Aynen. Yani bayağı bir hiç durmadan geldik, sadece 45 mola verdik. Yani o yorgunluğa da uyuyalım. Biliyorsun kalp krizinin en şeyi uykusuzluktur, yorgunluktur. Beden dinlenecek abi. Beden dinlenmeyince yola çıkmayacaksın. Hadi sen de şimdi karnını doyur. Kahvaltını yap, çayını içelim. Bundan sonra ben de yatacağım. Sen boş olana. Oo, kardeşim. Hadi soğuyor abi. Hadi. Şimdi ya. Bırak şimdi telefonu, gece gündüz telefonu ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şu an Karapınar'dan çıktık. Konya istikametine devam ediyoruz. Oradan Konya'ya gelmeden Aksaray istikametine döneceğim, organize sanayiye. Orada bir yükümüz var. İşte onu alacağız. Ve Allah nasip ederse istikamet Lipsala. Yani bu hafta da tur yapacağız. Öyle gözüküyor. Bu hafta da tur yapacağız. Büyük ihtimal pazartesi, salı Samsun'a dönüş yaparız diye düşünüyorum. Ve bu Karapınar Konya arasında
gelip geçen tırcı meslektaşlarımız, beni görenler korna çalıyorlar, selletler yapıyorlar. Hepsine buradan selam olsun. Hele bir tane vardı, süt mü taşıyordu bilmiyorum, bir man derdi araba yanlış hatırlamıyorsam. Candan beri kafa uzatmış böyle bir şey dedi ama tam anlayamadım. Kardeşim sana da selam olsun. Kırmızı Sigayna, Karapınar'a doğru giden, ona da selam olsun. Yani şükürler olsun, her yerde sevenimiz, adamımız var yani. Allah göstermesin, başımıza bu yoldayız da bir şey olsa, yani bir şey gelse, şükürler olsun ki bizi yalnız bırakmayacak, her zaman yanımızda olacak abilerimiz, kardeşlerimiz var yani. Kırmızı araba arkadaşlar hala da boşalıyor. Şu an o Karapınar'da, ben boşalttım, ben dedim ben gideyim. Çünkü benim daha işlerim var. Orada sanayiye uğrayacağım. Radyatör su damlatıyor, ona baktıracağım. Olmadı radyatörü söktüreceğim orada. Çünkü devamlı eksiltiyor suyunu. Devamlı antifriz boy ilave etme zorunda kalıyorum. Hep zarar. Onu önlemem lazım, engellemem lazım. Ve bugün hava çok güzel arkadaşlar. Konya 60 km. Konya harbiden çok güzel bugün. Sıcak, güneşli. Maşallah, maşallah. Ticaret borsası iyi çalışıyor baba. Arabalar vızır vızır gidiyor vallahi. Hepsi de dolu. İş var baba ya, iş yok diye konuşan, ağlayan, yalan söyler. Vallahi iş var. İş var ya. Kim demiş iş yok diye. Ve dün akşam gelirken yolda bir tane aksorun motoru patlamıştı, karteli patlamıştı, hep yağ ediyorlar. Arabanın altı komple yağ olmuş, motor yağ. Yani lastikten böyle hep sıçramış. İnşallah orada kaza maza olmaz. O yağın oradan yıkanması lazım. O yağ üzerine yağmur yağdığı zaman veya güneşli havada sabun gibi kayar. Onu inşallah orada yıkarlar. Yıkamazlarsa birkaç kişinin canını yakar orası. Çünkü yol boydan boya yağdı. Yani motordaki yağ komple yoldaydı yani, akmış. Allah yardımcısı olsun. Benim en çok korktuğum zaten bu yol üzerinde arabamın arıza yapması, yolda perişan olmam. O çok kötü arkadaşlar. Allah kimseye öyle bir şey yaşatmasın. Arkadaşlar şu an Konya 3. organize sanayisindeyim. 2 kilometre sonra 7 nolu sokak istikametine doğru sağa dönün. Yükü yükleyecek olduğum yerin konumuna gidiyorum. İnşallah bulacağız. Şu an sanayi içindeyim. Vay arkadaş, ne kadar büyük sanayiymiş bu ya. Böyle sanayi var mıymış ya? Baksana şuraya, her taraf yemyeşil. Benim bildiğim sanayi böyle kuraklık bir yerde olur ya. Her taraf dükkan olur. Şuraya bakar mısın ya? Düzgünler, lastik, bilmem ne şu bu. Bir gidelim bakalım, endüstriyel. Allah Allah. Trailer, dorseci. Vay. Lan hala gidiyoruz arkadaş ya. Hala gidiyoruz. Bir de buradan çıkış var ha. Doğrular. Doğrular merdiven. Konya. Yamanlarda çalışırken çok merdiven geliyordu bize Konya'dan. Demek ki yeri burasıymış. Doğrular. Şimdi buradan sokak istikametine doğru sağa dönün. Buradan mı abla? Hani burada sokak mobak hiçbir şey yazmıyor ki. Tır parkı burada. 1,2 kilometre sonra 501 nolu sokak istikametine doğru sola dönün. Tır parkı var demişlerdi. Tır parkı burası. Arkadaşlar herkese Konya'dan selamlar. Şu an Konya'dan çıkış yapıyoruz. Aracımızı yükledik ama yani öyle yükledik yani. Ben hani insan
bazı şeyleri yaşadıkça görür ya, yani yaşadıkça anlar ya, ya öğrenir ya. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü ben buraya, bugün buraya geldim aracımı yüklemeye. Ve orada acayip bir şeyle karşılaştım. Mesela aracımızı muayeneye götürürken, mesela muayeneye sokacağımız zaman A'dan Z'ye aracımızın mesela her şeyini kontrol ederler ya. İşte brandalardaki fosforlara... 4 kilometre sonra Dönel Kavşak'ta Evrenköy Caddesi istikametine doğru ikinci çıkıştan çıkın. Tamam abla, az lafımı kesme ya. Kuşak falan hep bunları kontrol ederler ya, işte reflektörü var mı, şunu var mı, yangın tüpü var mı, lastik şeylerini falan ölçüyorlar ya. Baba bugün buraya geldim, burada da aynısını yaptılar ya, şaşırdım kaldım. Hatta benim brandanın fosforları çıkmıştı. Gittik sanayiden, arkadaşlar sağ olsunlar yardım etti. Onunla beraber gittik, arabasıyla birlikte şey yaptık, aldık, geldik fosforu. Ondan sonra yapıştırdım. Geldiğinde defterle, tabletle kişi, aracın yangın tüpü, ilk yardım çantası. Kilometre sonra Dönel Kavşak'ta Evrenköy Caddesi istikametine doğru ikinci çıkış. Takoza varana kadar, cam çekicine varana kadar her şeyi sordu bize. Şaşırdım kaldım. Adam soruyor, ben adama doğru bakıyorum, dinliyorum. Ya abi dedim, ben muayeneye girmeyeceğim dedim. Araba yükleyeceğim burada dedim. Burası böyle dedi. Yani Alman firmasıymış. Yani Avrupa'daki yasaları burada da geçerli kılmış. Araçta mesela burandan da fosfor yok, takozon yok, ne bileyim bir şey yok. Lastiğinde yarık var. İmkansız yükleme şansın yok. Vallahi böyle bir şey ben ilk defa gördüm. Neyse arkadaşlar, yine sohbet edeceğiz. Telefon çalıyor, Sina Bey arıyor. Şuna bir bakayım. Gece yattım. Şimdi kalktım 5'te. Nokta nokta gideceğiz bakalım. Nokta nokta. Neyse, sabah sabah fazla vaktinizi almayayım. Kafanızı şişirmeyeyim. İnsan ne yaşarsa kaderini yaşarmış. Onun için biz de her konuda, her şartlarda kaderimizi yaşıyoruz. Allah'ım herkese hayırlı kaderler yaşasın. Yolunu güzel eylesin. Amelini güzel eylesin. Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun, hayırlı cumalar. Bugün günlerden cuma. Şu an birinci boşaltacak olduğum adrese doğru gitmekteyim. Arka kameranın şarjı bitti, kusura bakmayın, onu devreye sokamadım. Yolculuğum güzel geçiyor, şükürler olsun. Rahat rahat geldim. İnanın aracımı 75-80 bu şekilde geldim ve şu an aracımın 20 ton bir yükü var. Hep palet palet. Bir saniye. Aracımız şu an %31.6 yakmış. İyi, güzel. Zaten biz burada yakıtı takip etmemiz gerekiyor. Aracımıza fazla basıp da rampalarda fazla yaktırmamamız gerekiyor. Mesela rampa şansını ayağını gazdan çekip abi, o kendi kendine gitsin. Şey yapmayın. Bu şekilde yakıtı artırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün günlerden cumartesi ve ben Pert. Kusura bakmayın, yani yoğunluktan tempolu bir şekilde çalıştığım için kameraları aktif hale getiremedim. İnanın çok yoruldum. Yani arabayı bitireyim dedim, yani pazartesiye kalmayayım diye kendimi parçaladım. Onun için devamlı gaz bastığım için işte şehir aralarında şurada burada bayağı bir yorulduk. Ama şükürler olsun ki işimiz bitti. Samsun topraklarına giriş yaptık. Ve şimdi istirahate çekileceğim arkadaşlar. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. İşte Konya'ya gidiş, Konya'dan geliş vesaire. Sinirlendik, kızdık, yorulduk, ettik, uykusuz kaldık ama sonuçta her şey güzel oldu. Başardık. İşimizi kazasız, belasız ürünlerimizi teslim ettik.
İnşallah dediğim gibi her şey çok güzel olur. Sizler için her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Allah'a ısmarladık canlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.